Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu hafta oynayacağımız Fenerbahçe maçı var. Lig daha önceden de söylediğim gibi enteresan. Zaman zaman inişler çıkışlar olabiliyor. 2-3 maçlık seri yaptığınızda farklı yere gelebiliyorsunuz. Kaybettiğinizde farklı olabiliyorsunuz. Fenerbahçe maçı rakibimizin bundan önce oynadığı müsabakalar var. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Önemli oyunculara sahip. Bir Avrupa Kupası maçı da oynayacak hafta içi. İki taraftan bakıp empati yapmak gerekiyor. Bizim maç performans açısından belki de futbolcular bütün varını yoğunu ortaya koyması gereken, aynı şekilde de Kayserispor'un ligdeki sıralamaya, alttaki takımların durumlarına baktığında Kayserispor'un da bütün varını ortaya koyması gereken bir maç. 2-3-4 hafta geriye gittiğinde her iki takım açısından kaybedilen maçlar var, kazanılan maçlar var. Hafta sonu böyle bir maça çıkacağız. Bugün ilk antrenmanımız. Oyuncularımız işte Mensah'ın durumu gerçekten Uğur Mensah. Bakın haftalardır defans şef stoper diyoruz. Sakatlığı devam ediyor. Mensah'ın yaşadığı talihsiz olay. Ondan önce de hep yaşadık. Diğer kulüplerde yaşıyor. İşte Fenerbahçe'de Konyaspor maçında yaşadı. İnanılmaz sakatlıkları oldu. Dolayısıyla futbol artık bu pandemi döneminde farklı gelişiyor. Oyuncuların sakatlıkları, bunlar sadece antrenman, beslenme vesaire değil. Pandeminin getirmiş olduğu, zaman zaman Covid geçiren arkadaşlar ve dinlenmelerin az olduğu, tempoların yüksek olduğu maçlar oynanıyor. Ve bunlardan en çok etkilenen takım da biz oluyoruz. Biz olduk zaten. Benden önce diğer meslektaşım da 7-8 sakatı vardı oynadığı ilk maçta. Yani yaşanıyor bunlar. Ama kısacası şu, oyuncularımız Kayseri şehrini en iyi şekilde temsil eden bir karakter ve yapıya sahip. Onlar da bu temsili lig sonuna kadar getirecektir. Onun dışında da fazla, çünkü çok zor bir maç yaşadık. Türkiye'nin Karagümrük maçı zor bir maçtı. Herkesin beklentisi yüksek. O beklenti içerisinden de uzatma dakikaları daha iyi olsa oyuncularımız maçtan kopmadı. Maçın içinde kaldı. Önemli bir rakibe karşı önemli bir 3 puan aldı. Ki baktığınız zaman puantajlı da biz 14, onlar 17. Yani Türkiye'nin en çok bahsettiği takımla da aramızdaki puan farkının veya diğer takımlarla ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Ama kaybettiğinde de ligin dibine yakın oluyorsun. Dolayısıyla böyle bir lig. Birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bunun sonucunda, karşılığında futbolcularımız şehre verecektir. Ben buna inanıyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe maçının ilk hazırlığına başladık. Pazar günü inşallah orada bizi çok iyi bir mücadele bekliyor. Ondan sonra da sonuca bakacağız.